günlerden pazar. Hava nispeten soğuk. Burası Ankara sevgili kulak misafirleri. Bugün içimizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Çünkü bugün pazar ve yarın mesai var. Bir beyaz yakalının en büyük dramlarından biri. Pazar günü saat 4'ü geçmiş. Ertesi gün iş var. Ertesi gün iş de yok aslında. Ertesi gün bir tutukluluk hali var. Ertesi gün kendin olamama durumu var. Bunları düşündükçe saat dörtten sonra özellikle pazar günleri standart hayatına geri dönüşü düşündükçe insanın içinde kaplayan o hüzün, o mide ağrısı, o göğsüne oturan öküzler, sevgili kulak misafiri bu bir beyaz yakalı dramı, bu bir çağımızın dramı, bu çağımızdaki bütün insanların dramı. Bu dram karşısında elimizden gelen hiçbir şey yok. Bize en çok da yaralayan bu değil mi zaten? Hiçbir şey yapamamak, istediğin hayatı yaşayamamak. Sevgili dostlar. tek nefeste yaktığımız sigara kadar değerimiz yok. 2019'un bu köhne dünyasında, bu saçma dünyasında şu yaktığımız sigara kadar bir değerimiz yok. Bu devrin insanı değil sevgili dostlar. Ben değilim. Ve eminim ki sesimizin ulaştığı birçok kişi de bu devrin insanı değil. 2019'un insanı değil. Bazen düşünüyorum da 1600'lerde mi yaşasaydık? Seçme şansım olsa ne zaman yaşamak isterdim? Hangi tarihte? Sanıyorum ben 1600'lerin insanıyım. Veya değilim bilmiyorum. Ama bu devrin adamı kesinlikle değilim. 2019'un insanı kesinlikle değilim. 2019'un dünyasında ne aşklar ne hayat, ne çalışma hayatı, ne özel hayat, ne aile ortamı, aile hayatı. Aslında hiçbiri bizim seçimimizle olmuyor sevgili dostlar. Ailemizi zaten seçme şansımız yok. Şanslıysak iyi bir ailede, içinde şefkat olan, sevgi olan bir ailede büyüyoruz. Şanslı değilsek o da olmuyor ilerleyen yıllarda evlendiğimiz insanı belki de hayat geçirdiğimiz insanı, aşık olduğumuz insanı kendimizin seçtiğini sanıyoruz. Ama o da bizim seçimimiz değil sevgili dostlar. Bizim karşımıza dayatılanı yaşamak zorunda kalıyoruz. Karşılaştığımız, aşık olduğumuzu düşündüğümüz insan bile daha doğrusu bizim seçtiğimizi düşündüğümüz insan bile aslında bizim seçtiğimiz insan değil. Günümüz şartlarının bize dayatmasıyla beraber kendimize en uygun olduğunu düşündüğümüz kişiyi seçiyoruz. Aşık olmak için bile. Uf. Aşık olmak için bile şartlarımız var. Sebepsiz olamıyoruz. Artık böyle bir zamana geldik. Bana uygun mu? Maddi durumu nasıl? Hangi okullarda okumuş? Nerede çalışıyor? Kaç para alıyor? Ailesinin durumu nasıl? Bunlara bakıp bize uygun olan kişiyi seçip o kişiye aşık olduğumuzu sanıyoruz. Aslında koca bir yalan. Hayatımız koca bir yalandan ibaret. Kendi istediğimiz hayatı yaşamıyoruz. Dönemin bize dayattığı hayatı yaşıyoruz. Dönemin bize dayattığı insanlarla birlikte oluyoruz. Dönemin bize dayattığı siyasetçilerin arkasından gidip ülkeye onlara emanet ediyoruz bize dayatılan eşyaları alıyoruz. Bize dayatılan telefonları kullanıyoruz. Bizim ne tüketmemizi istiyorlarsa biz onu tüketiyoruz. Bu bir çıkmaz sevgili dostlar. Bu çıkmazdan bir kurtuluş yolu var mı? Bilemiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var sevgili dostlar. Zaman zaman da olsa, kısa süreli de olsa kendinize vakit ayırın. Oturun düşünün. Varoluşunuzu düşünün. Düşün sadece düşünün. Başka hiçbir şey yapmayın. Kullanıyorsanız bir sigara yakın. Önünüze kullanıyorsanız bir şarap açın. Kullanmıyorsanız önünüze bir çay koyun. Bir kahve yapın kendinize. Ve günde en az bir saat kendinize vakit ayırın. Emin olun ki bazı şeylerin farkına varacaksınız. Günlük rutininizde belki bir şey değiştiremeyeceksiniz ama Günde en az bir saat de olsa, yarım saat de olsa kendinize baş başa kalıp düşünmek her zaman sizi rahatlatacaktır sevgili dostlar. Biz düşünen insanlar olarak hiçbir zaman saf mutluluğa ulaşamayacağız. Dünyada saf mutluluğun olduğunu ben hiçbir zaman düşünmedim. Belki var ama çok uzaklarda. İnsanoğlunun ütopyası belki de bu. Saf mutluluğa ulaşmak sadece huzura ulaşmak. Belki de ölene kadar gerçekleşmeyecek sevgili dostlar. Bütün bu çıkmazların içinde kendinize bir yol bulmak tamamen sizin elinizde. Ya da bir yol bulmayın. Ama sadece düşünün ve bir şeylerin farkında olun istiyorum sevgili dostlar. Bir yol bulmak, bir çıkış bulmak, tekrar ediyorum 2019 dünyasında çok zor. Günümüz şartlarında çok zor. Ama şunu unutmayın ki siz düşünen birer varlıksınız. Sizin dünyaya gönderiliş amacınız diğer canlılardan çok daha farklı. Herkesin kendi inancına göre, kendi düşüncesine göre çok farklı yaşam amaçları var. Bunların ne olduğunu düşünün. Kendinize dediğim gibi bir çıkar yolu bulamayacaksınız belki ama hayata çok daha farklı bakan insanlar olabilirsiniz. Biz Düşünüp kendini mutsuzluğa sevk eden insanlar olarak belki de hayatı kendimize çok zorlaştırıyoruz. Bu da kafamı kurcalıyor. Zaman zaman belki de çok büyük çıkmazlara girmeme yol açıyor. Bu durumdan belki de mutluyuz sevgili dostlar. Kendi mutsuzluğumuzun içinde mutlu olmayı başarabiliriz. Bazen düşünce bana da garip geliyor. Kendi mutsuzluğunun içinde mutlu olmak nasıl olabilir? Ama olabilir sevgili dostlar. Biz dünyaya yalnız insanlar olarak gönderildik ve o şekilde de hayatımız son bulacak. Ve bu süreç içerisinde bizim bir sürü sınavımız var. Bu sınavlardan biri de kendi benliğine ulaşmak diye düşünüyorum. Bunun için sevgili dostlar, bu bir iç dökme seansıydı belki de. Bizim için öyle oldu. Siz de içinizi dökün istiyoruz. İçinizi dökün ve kendi benliğinize ulaşmak için çaba sarf edin. Dediğimiz gibi Belki bir şeyleri değiştiremezsiniz, ama hayatta çok daha farklı şeylerin olduğunu fark edebilirsiniz. Kulak misafirleri. Bugün pazar. Burası Ankara. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.